Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Anka 3, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın geliştirdiği jet motorlu insansız hava aracı bugün yeni bir göreve açıklandı. Anka 3 havadan yakıt ikmali yapacak yani tanker İHA haline getirilecek. Bu videomuzda tanker İHA nedir? Nasıl kullanılır? Neden böyle bir konsepte ihtiyaç duyuluyor? Yurt dışındaki Örnekleri nelerdir? Bunlara hep birlikte bakacağız ve Anka 3'ün yeni özelliklerini birlikte inceleyeceğiz. Videomuza başlarken tabii ki haberin kaynağını vermemiz gerekiyor. Sertaç Aksan savunma konularında haber yapan çok değerli bir arkadaşımız TRT Haber için bugün hazırladığı haberde Anka 3'ün yeni özelliğini ortaya koymuş oldu. Biliyorsunuz Anka 1 var. Tek motorlu, pervaneli Male olarak adlandırılan orta sınıf, orta irtifada giden bir insansız hava aracı kendini ispat etmiş, ihracat başarısı yakalamış durumda. Anka 2 Aksungur çift motorlusu Anka'nın ortak sistemlere sahip ve Anka 3 artık Anka 3'te de uçan kanat konseptinde jet motorlu bir İHA çalışması artık ilk uçuş için gün sayıyor. Anka 3 nasıl başladı? 18 ay önce dönemin savunma sanayi başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in talimatıyla başladı. Biliyorsunuz Türkiye'de giden iki farklı İHA jet motorlu İHA sistemi var. Bir tanesi Baykar'ın kızıl elması. Kızıl elma ağırlıklı hava hava görevleri için tasarlandı. Hatta ilerleyen yıllarda TCG Anadolu üzerinden de operasyonunu gerçekleştirilecek ve TUSAŞ'ın da ANKA 3'ü Ağırlıklı olarak havayar konfigürasyonları için e, tasarlanmış yani radara görünürlüğü çok düşük olan bu konsept takacağınız özel mühimmatlarla havadan yere hedeflerini pek fazla gözükmeden gidecek hedefine bombasını bırakıp geri dönecek bir konsept. Şimdi ilk uçuş için gün sayıyor. O bilgiyi de kısaca verelim. Ne zamandır yorumlarda ben görüyorum. izleyicilerimiz diyor ki Anka 3 ne zaman uçuyor? Ya hemen uçuyordu gibi böyle biraz acele ediyoruz. En son Mayıs ayının başında Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Milli Muharip Uçağı isim verilmesi, Hürjet, Anka 3, Atak 2 derken bütün son gelişmelerin son durumlarını sizlerle paylaşmıştık. Orada da mühendislerimizle röportaj yapmıştık. O röportajı da yukarı bırakıyorum. E sonuçta uçan kanat konseptini havada tutunması gerçekten zor. Ama her zorluk size bir avantaj getiriyor. Nedir uçan kanat konseptiyle ilgili en büyük avantaj? Birincisi radara görünürlüğünün daha düşük olması. İkincisi geniş alan sayesiyle taşıdığı yükü arttırabilmek gibi avantajlar sunuyor. Bu tamamen insansız bir konsept, çok iyi yazılım ve yazılımla ilgili doğrulamaların diğer sistemlere göre daha fazla detayı var. Kısa süre içerisinde belki de günler içerisinde Anka 3'ü havada göreceğiz. O yüzden biraz daha sabır diliyorum. Ve bu konuyla ilgili uçuş emniyeti konusunda özellikle en küçük hatanın bile minimize edilmesi lazım ki o minicik bir risk bir kazaya neden olmasın. Bunlar çok çok önemli. Şimdi nedir yeni nesil savaş konseptlerinde insansız sistemler ön plana çıkıyor ve artık insansız sistemleri radara çok fazla gözükmeden ilerletmeniz gerekiyor. Belirli bir noktaya kadar götürmeniz gerekiyor. Ama tabii ki bunlar ağırlıklı yüksek sürat için jet motora sahip olduğu için jet motorunda yakıt harcaması diğer pervanelere göre daha fazla çünkü size bir e, sürat sunuyor bir performans sunuyor ve bir yerde de yakıtları minimum hale gelip geri dönmek durumunda kalıyor. İşte ANKA 3 ile ilgili planlanan yeni görev havadan yakıt ikmalinin gerçekleştirilmesi benim tahminim öncelikli olarak İHA sistemlerine bu yapılabilir. Örneğin Kızıl Elma bölgede uçuyor ona yakıt verebilir veya diğer muharip savaş uçaklarına bir yakıt ikmali sağlayabilir. Şimdi Anka 3'e baktığımız zaman aslında yaklaşık 6.5 ton yani 6500 kilogramlık maksimum kalkış ağırlığına sahip bir konsept. Bu sistemde 1200 kilogramlık faydalı yük var. Yani bunu yakıta çevirdiğiniz zaman elinize 1.2 tonluk bir ağırlık Çıkıyor belki daha güçlü bir motorla, daha farklı bir tasarımla. Bu bir bu miktar arttırılabilecektir açıkçası e, buna da hani şu anlık bir yorum yapmakta teyit edilmiş bir bilgi olmadığı için ben açıkçası kaçınıyorum. Şimdi bu kadar 1200 kilogram neyi kaldırabilir, neyi uçurabilir diye baktığımız zaman örneğin bir F16 savaş uçağı e, uçağın tabii ki ne kadar motoru yüksek devirde kullanıyorsunuz örneğin. Art yakıcı, afterburner ne kadar süreyle kullanıyorsunuz gibi birçok e, aşağı böyle yazdığınız zaman yani çok fazla yüksek devirle kullandığınız zaman uçak fazla yakıt harcıyor. Örneğin bir F-16'nın yaklaşık 2 saat havada kalıyor. Yakıt tanklarıyla birlikte harcadığı yakıt yaklaşık 3 tonun üzerinde. Yani... Bir F-16'ya vereceğiniz 1200 kilogram nereden baksanız bir saatten daha az bir süreyle havada kalmasını sağlayacaktır. Ama bazı durumlarda bunlar çok daha kritik aşamalara gelebiliyor. Günümüzde tanker uçaklar genellikle sivil yolcu uçaklarından geliştirilmiş. Nedir bunlar? Örneğin Boeing'in KC-46 Pegasus'u Boeing 767'den geliştirilmiştir. Airbus'un A330 yolcu uçağından geliştirilen MRTT olarak adlandırılan modeli bunlar e, radarlar tarafından yüzlerce mil öteden tespit edile, edilebilen çok büyük hava araçları. Bu tür stealth, radara görünürlüğü düşük tanker uçaklar sayesinde yeni bir konsept ortaya çıkmış durumda. Bu konseptle yakından ilgilenen ülkelerin veya kuvvetlerin başında da Amerikan donanması gerekiyor. Amerikan donanması uçak gemileriyle düşmana yakınlaşıyor ama 5. nesil yani stelt özelliğe sahip savaş uçaklarıyla bir operasyon yaptığı zaman bazen bu savaş uçaklarının menzilleri o operasyonu yapıp geri dönmeye yetemeyebiliyor. Siz rotaları üzerine bu tanker uçakları gönderdiğiniz zaman tabiri caizse açık açık hedefi uçuşu belli eder hale getiriyorsunuz. Örneğin F-35B'ler veya C'ler bu operasyonu yaptılar. Bu operasyondan geri dönüş sırasında yine stealth yani radara görünürlü düşük İHA sistemlerine ihtiyaç duyuluyor. Bunlarla ilgili işte 2010'lu yılların başında bir ihale düşünüldü. Yeni nesil bir tasarım düşünüldü. Ve bu açılan ihaleyi 2017 yılında Boeing'in tasarımı kazandı. MQ25 String Grey olarak adlandırılan bu İHA sisteminde projeye göre, ihaleye göre 72 adet üretilecek ve toplam 13 milyar dolarlık da bir bütçe ayrıldı. Bu ihaleyi boyun kazandıktan sonra çalışmalara hızla başladı ve ortaya farklı bir tasarım geliştirdi. Bu tasarımda önemli başarısını 4 Temmuz 2021 tarihinde attı ve uçuş sırasında bir F-18 Super Hornet uçağına havadan yakıt ikmal gerçekleştirildi. Hedef 2025'te tüm testlerin tamamlanarak seri imalatla birlikte Amerikan donanmasına teslimatların başlaması. MQ-25 uçak gemilerinden kalkabiliyor. Yani katapultla atıyorsunuz bunu. Görevine gidiyor. Görevine gittikten sonra yakıt tanklarında 7250 kilogram yaklaşık yakıt var. İşte yaklaşık ortalama 3 ton gibi bir ortalama alsınız. İki savaş uçağına en az iki saat havada yetecek kadar yakıt ikmal yapıyorsunuz. Bunların görünmeden gerçekleştiriyorsunuz ve Amerikan donanması için çok çok önemli bir konsept haline gelecek. Bu arada tabii yakıt verme işlemi derken iki farklı konsept var. Hava kuvvetleri versiyonunda Amerika için konuşuyorum. Bu olarak adlandırılan bir sistem var. Uçağın arkasında böyle büyük bir boru diyelim buraya. Bu sistem bum operatörü tarafından yönetiliyor veya otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Bu buma uçak yaklaşıyor ve yakıt ikmali yapılıyor. Donanma veya deniz piyadelerinde ise sepet sistemi kullanılıyor. Genellikle kanatlardan bırakılan sepete pilot manevra birlikte yaklaşıyor, yakıt ikmali gerçekleştiriyor. Benzer bir sistem Avrupa'da veya Rus Hava Kuvvetleri sistemleri de bu tür sepet olarak adlandırılan sistemler kullanıyor. Şimdi bir BuMu böyle bir İHA sistemine yerleştirebilmek hiç de kolay değil. Bunun için bir sepet sisteminin tercih edilmesi söz konusu. Ama örneğin bizim Hava Kuvvetlerindeki yapıya baktığımız zaman F16'larda, F4'lerde böyle bir o Sepet sistemini yaklaşacak, gövdenin yanından çıkan bir yakıt ikmal borusu uçaklarda yok. Belki de bilemiyoruz şu an gündemde mi veya farklı bir düşünce mi bunlarla ilgili e, bilemiyoruz. Örneğin milli muharip uçak Kaan için benzer bir adım atılabilir. Buraya o sepetten hava, e, yakıt ikmal yapmak için havada böyle bir açılan bir aparat gerçekleştirilebilir. Ama gözüken o ki... Anka 3'lerde veya Baykar'ın Kızıl Elması'nda ben benzer bir sistem yapılacağını açıkçası düşünüyorum. Videonun sonunda isterseniz MQ-25 ile Anka 3'ü yakıt ikmal görevleri açısından karşılaştıralım. Tabi elimizde çok fazla veri yok bunlarla ilgili ama bir, birisi MQ-25 7250 kg diğer tarafta Anka'nın 1200 kg faydalı yük taşıma kapasitesi var. Bu açıdan baktığınız zaman yaklaşık 5'te 1 oran var iki hava aracı arasında. Tabii ki MQ-25 daha büyük bir hava aracı. Tamamen tanker görevine odaklanmış durumda. Anka 3 ise farklı farklı görevleri var. Bunlarla ilgili şöyle bir örnek verebilirim. Özellikle Vietnam Savaşı'nda A6 savaş uçaklarının gövde altında taşınan büyük yakıt için özel bir yedek yakıt tankları konularak bir kanat altı gibi gövde altında taşınan özel bir sistemle bu tür yakıt ikmalleri gerçekleştirilebiliyordu. En azından bir savaş uçağı için onu 15-20 dakika veya yarım saat bile ekstra uçurmak alınan mesafeye baktığımız zaman savaşın gidişatını değiştiren uçak kaybının önüne geçen mürettebat kaybının önüne geçen çok çok önemli bir adımdı o yıllarda. Muhtemel benzer konseptlerin ilerleyen dönem içerisinde Türkiye'deki İHA'lar başta olmak üzere onlar için de uygulanacağı söz konusu bu adımla birlikte. Benzer sistem başka hangi Türk Hava Kuvvetleri uçağında var derseniz A400M nakliye uçağında var. O burnun hemen üzerinde sağ tarafta uzun bir boruyla birlikte bir sepet sistemi kullanılarak bu yakıt ikmali gerçekleştirilebiliyor. Ama tabi 1200 kilogram A400M'in nesine yeter ne yapar? Bunlar da tabi gerekiyor mu, ne yapılıyor, ne tür bir ihtiyaç olur? Bunlarla ilgili gerekli planlamalarda muhakkak askeri e ekipler tarafından gerçekleştirildiğini ifade etmemde fayda var. Evet, bir taraftan Anka 3'ün ilk uçuşunu beklerken diğer taraftan yeni yeni görevler geliyor. Önemli olan bunları hayal etmek, yapılabilirliğini ortaya koymak ve bunlarla ilgili adımları atabilmek. Çünkü gelecek nesil savaş teknolojilerinde çok çok farklı konular ön plana çıkıyor. Bunlarla ilgili hazırlıkların şimdiden yapılması gerekiyor. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlık ve mutluluk dilerken sorunuzu lütfen yorum olarak ekleyin. Beğenmeyi unutmayın beğendiyseniz bu videoyu ve hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı sizleri bekliyoruz.